Kozmik Çizim'den herkese selamlar arkadaşlar. Ben Levent Çiftçi. Bugün sizlerle birlikte Pegasus Ketken programında zıt yönlü masa ayak takım yolunu oluşturmayı göstereceğim. Açılan programımızı küçültüp sol tarafta bulunan şu çizdiğim DVG versiyondaki çizimi içerisine sürükleyip bırakıyorum ve Ket içeriye al panelini okeyleyip çizimimi içeriye alıyor. Programın sayfasını büyüttükten sonra içeriye gelen çizimimi yukarıda bulunan torna bölümünde torna tanımına giriyorum. 2B kesitlerini seçiyorum ve işlemek istediğim yüzeyi tek parça olan yüzeyi seçtikten sonra sağ tıklıyorum ve sağ tarafta açılan panelde ben taslağımın çapını giriyorum, yani 80 mm. Buradan OK dedikten sonra 2B görünümü görmüş oluyorsunuz zaten. Burada geriye kaldı sadece takım yollarını vermek. Takım yollarını vermek için ise yukarıda bulunan işleme bölümünde işleme seçimini yapıyoruz. Kaba işleme bölümünden ben 2B kesitten kaba işlemeyi seçiyorum. Aktif takımımı ise kaba bıçağımı, yani fincan bıçağımı seçtikten sonra OK deyip tamam diyorum. Ve otomatik olarak tanımlıyor kaba bıçak takım yolunu. Şimdi sadece döndürme modülünden 2B kesitten son işlemeye üçgen bıçağımızı tanıtacağız. Takım değiştir bölümünden tekrardan üçgen bıçağımızı, yani finish bıçağımızı seçip okeyliyoruz. Burada tekrardan tamam dedikten sonra finishimizi de atıyor. Yani son işleme bıçağımızın da tanımlamış oluyor. Şimdi ise ayrıntı bölümünde yüzey son işlemeye geliyorum. Aktif takımımı takım değiştir bölümünden top bıçağı seçiyorum. Top bıçağı seçtikten sonra OK deyip yün bölümüne, yönü dediği bölüme 6 adet sarılmış bir vaziyette sarılmış butonunu açıyorum. Açısı ise 360 derecede bana saat yön sar butonunu kapattıktan sonra OK diyorum. Ve buradan tamam deyip işlemek istediğim çizgiyi seçip sağ tıklıyorum ve takım yolunu oluşturdu. Spaje tuşuna basarak tekrardan son yaptığım işleme geliyorum. Yön bölümünden tekrardan 360 derecede 6 adet sarılmış butonu açık. Sadece saat yönüne sar, yani zıttını yapıyorum. Buna da OK diyorum. Tamam dedikten sonra işlemek istediğim yüzeyi seçip sağ tıklıyorum. Bunu da oluşturdu. Tekrardan spaje tuşuna basıyorum son olarak. Yön bölümünü bu sefer sarılmış değil de doğrusalı seçiyorum. Ve 6 adet doğrusal çizgi atacak. OK dedikten sonra tamam deyip ayak ucunda seçtikten sonra sağ tıklıyorum. Bunu da doğrusal bir şekilde attı. Bu sizin tercihinize kalmış. Ben modele böyle yakışacağını düşündüğüm için ve size doğrusal bölümünde göstermek amaçlı oraya doğrusal işleme yaptım. Yukarıda bulunan simülasyon bölümümüzden parçamızı izleyebiliriz. Kaba bıçak işini bitirdi, finish işini bitirdi ve top bıçak şu an saat yönünde sarma işlemini gerçekleştiriyor. Alt bölümünde de saat yönünün tersini işliyor şu an. Ayak ucuna da doğrusal bir şekilde çizgilerimizi attı. Buradan marçalar markalar bölümünden rengini değiştirebiliriz. Modelimiz böyle. 360 derecede 6 adet sargı bize gerçekleştirdi. Şimdi post prosektör bölümünde yukarıda bulunan en sağdaki ikona tıklayarak çarpı ile bu sayfayı kapatıp makinamıza postumuzu kaydetmek için çizimimizin ismini veriyoruz. Ben masa ayak zıt yön yazıyorum ve kaydet diyorum. Masa üstüme gelen postum şu an yeniledikten sonra burada. Postunuzun içerisine girip değerlerinizi kontrol edip düzenleyebilirsiniz. Çizimimiz bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz sevinirim. Herkese hayırlı işler, kolay gelsin.